Böyle bir teknolojiye sahipsek madem, muhakkak ya. niçin kullanmıyoruz? Sayın Karakaş, Sayın Yusufoğlu Eroğlu hükümeti suçlamak çok da doğru değil dedi. Sayın Ulaştırma Bakanı da sinyalizasyon sistemi demir yollar için olmazsa olmaz değildi dedi. Nasıl düşünüyorsunuz? Yani burada canlar gitti, yaralılar hala 11 tanesi kritik durumları. Buyurun. İyi akşamlar diyorum. Gerçekten ölenlere üzülmemek mümkün değil. Allah rahmet eylesin ailelerine. Sabır diliyorum. Dediğiniz gibi ağır yaralılar da var. Yaralılara da şifa diliyorum. İnşallah 9'da kalır bu kaybettiklerimiz. Yani trajikomik bir durum bu konuşması Sayın Bakan'ın. Sinyalizasyonun kullanılmadığı neresi varmış acaba hızlı tren olup da? Bir tane örnek göstersin. Biz de o ülkeyi kendimize baz alalım, öyle devam edelim. Hayır, sinyalizasyon varsa en başta Ankara'da olmalı. Efendim bütün sistem, bütün sinyalizasyon işte girin internete bulursunuz zaten. 1900 yıllarda başlamış. Herkes kullanıyor. Yani tren bir yere girdiği zaman o yol artık onun oluyor ve diğer girişler çıkışlar kilitleniyor. Trenlerin çarpışmasını bu şekilde önlüyorsunuz. Bakın Avrupa'nın her yerinde en ücra noktaya kadar tren yolu var değil mi? Evet. Tren kazası var mı öyle? Yok yani böyle çarpışmalar bir tek bizde var. Eskiden de yoktu bu kadar ya. Yani bakın, ben trenle yolculuk yapan bir adam olarak. Biz rayları düzeltmeden treni hızlandırdık. Bir tren faciasını oraya yaşadık. Pamukova'da 41 kişi ölmüştü yanılmıyorsam. Evet. 2004 yılında. Çoğundaki kazayı hepimiz biliyoruz, hatırlıyoruz. Yani bu bakanların bence önce iyi bir briefing almaları lazım. Sayın Bakanım, ben mesleğini merak ediyorum. Nedir acaba? Siz biliyorsunuz. Ben bilmiyorum. Meslekten olduğunu da düşünmüyorum. Yani o meslekten de olmayabilir ama iyi bir briefing alması lazım. Yani raylı sistemlerde sinyalizasyon nedir? Kaç çeşit sinyalizasyon vardır? Bu sinyalizasyon nasıl başlamış? Sinyalizasyondan önce bu dünya bu işi nasıl halletmişse, evet, sinyalizasyon olmadığı yıllar var. Trenin ilk kullanıldığı, trenlerin çok az olduğu ve süratlerin çok düşük olduğu dönemlerde sadece işaretçilerle anlaşılmış. Daha sonra telgraf çıktığı zaman da tren bir yerden ayrıldığı zaman bir sonraki istasyona kadar trenin durumunu telgrafla bildirmişler. Evet. Aslında bunlar da bir sinyalizasyon şeyidir. Ön evet. Çalışmasıdır. Günümüzde her noktaya artık tren seferleri yapılmaya başladı ki biz Avrupa'nın çok gerisindeyiz. Ama tren kazalarımız Avrupa'nın çok ötesinde. Yani biraz daha ciddiyetli bir açıklama bekliyorum. Siz buldunuz galiba Ufuk Bey. 2006 yılından beri Karayolları Genel Müdürü'ymüş. Evet. İnşaat mühendisi aslında. Tamam, yani teknik bir eleman. Ya, konuyu son derece çabuk öğrenebilir. Ben şimdi Sayın Bakan'dan gerçekten öğrenmek istiyorum. Avrupa'da hızlı trenlerin olup da sinyalizasyon sistemi olmadan çalışan bir ülke varsa bizimle paylaşırsa biz de öğrenmiş oluruz. Tabi bu sorunu nasıl çözmüşler? Yani sinyalizasyon kullanmıyorlar ama tren kazası olmuyor. Bu işte nasıl becermişler? O zaman onu yapsınlar. Ya bu ciddiyetten uzak bir açıklama. İnsanların canının yandığı bir dönemde keşke hiç konuşmasaydı Sayın Bakan. Bence daha iyi olurdu. Evet. Evet. Umarım devamı gelmez. Bu son olur diyoruz. Hatta Fransa'daki sarı yeleklilerin 42 maddelik isteklerinden bir tanesi de karayollarında taşımacılığın değil de yük taşımacılığının tren yollarıyla yapılmasını istemeleri. %100 yani çoğunlukla falan değil. Tabii %100 istemeleriydi. Evet. İnşallah Türkiye de bugünlere gelir. Gelin özellikle bu ağır vasıtaların yaptığı kazalardan da, karayollarındaki kazalardan da kurtuluruz. Üçüncü köprüde ellerinde böyle binlerce, yüzlerce ceza yiyen adamlar da kurtulur. Bu akış meselesinden, mesafesinden ya. Tabii. Kaç gündür gösteriyor. Tabii. Adam 20 santimden 50 bin lira, 100 bin lira, 200 bin lira ceza yemiş. Haberi de yok adamın yani. Oradan geçiyor üçüncü köprüden. O zaman en azından o da kalkar ortadan. Nereden geçecek? Trenle gidecek, ne güzel. Yükünü de oradan taşıyacak yani. Evet. Bu hepimiz için daha doğru. Yani tren yollarımızın bütün yurdu sarması ama emniyetli bir şekilde sarması ilk hedefimiz olmalı. Ama tabii şimdi bir bakan böyle konuşursa yani bundan sonra yine bir tren kazasının gelmesini beklemek çok sürpriz olmamalı. Değil mi? Evet. Yani, yani bir hatayı kabul edersiniz, evet, yanlışlık kabul edersiniz, çözüm de bulursunuz. Bir sorun yok derseniz zaten bundan sonra kazalar için davetiye çıkarmış olursunuz. Desek sinyalizasyon olsaydı bu olmazdı.
dese efendim, daha veya sinyalizasyon sistemi çalışmamış desin, olur biter. Yani bir sebebini de tabi bulursunuz. Yani çalışmamış demek de bir sorunu çözmeye yetmiyor. Vallahi, ama teknik bir, yani teknik ekip bunu bir inceler. Bir yerde bir hata vardır, değil mi? Onu ortaya koyarsınız ve bir daha olmaması gerektiğinde nasıl olmamasının sağlanabileceğini de ortaya koyarsınız. Sürekli oluyor. Biz bu kadar olacağını beklemiyorduk. Böyle evet. Düşünmüyorduk. Bakın az önce söyleyeyim, çok önemli değil mi? Treni hızlandırdık. O trene gidecek, o trenin kullandığı raylara dokunmadığımız için kaza almadı mı bu ülkede? Evet. Tren raydan çıkmadı mı? Pamukova'da dönemedi. Virajı alamadı. Evet. Evet. Metrobüs gibi. Büyük metrobüsleri koyduk, dönemediler. Şimdi trenle ilgili, treni ben çok seviyorum. Çok da seyahat ettim. Hala da fırsat arıyorum etmeye. Geçen Kars'a giden Doğu Ekspresi'ni gördüm karların içinde. Heveslendim. Mavi tren var biliyorsunuz. Hem İstanbul, Ankara, İzmir. Evet. Onlarla çok seyahat ettim. Bizim Elazığ'a da çalışıyordu. Ve Elazığ'da çalışırken özellikle bir otobüsler çalışmıyordu. Trenle seyahat ettim. Şimdi çok güzel şeyi de var. Restoranı da var. Orada iyi içiyorsun. Gayet güzel. Sabah erkenden çorba içmeye gittim restorana. Kimse daha gelmemiş. Bir garson var. Tam Sivas'tan geçiyoruz ama nasıl göz gözü görmüyor. Her taraf bembeyaz. Bir garson var. Ona ahbap olmuştuk. O zaman Eraspor Süper Lig dedi. O da işte pazar günü maça geleyim falan diyordu. Ben de yöneticiydim. Tamam gel diye. Makara yapıyorduk. O arada bir amca girdi içeriye. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Dedi çorba var mı dedi. Var dedi o da. Hangi çorbalar var dedi. Garson dedi ki amca dedi. Bu Sivas'ın yaylasında dedi. Yayla çorbası var dedi. Başka yok dedi. Sen bu dedi bu Allah'ın dedi dağında dedi. Yayla çorbasını bulmuşsun, daha ne istiyorsun? Adamlar ne diyor, 5-6 çeşit çorba var yani. Evet, bu da böyle bir anı evet. olarak. Evet.